ta Amerika'daki hadiseden Çin'deki, Hong Kong'dakiler etkileniyor. Afganistan'da, Yemen'de meydana gelen hadiselerden de Avrupa'sı, Amerika'sı etkileniyor. Yani insanlık bir bütün haline geldi. İletişim, ulaşım hızlandıkça bundan sonra bu etkilerin giderek artacağına şahit olacağız gibi geliyor. Geçtiğimiz hafta yaşadığımız bir korkutucu olayda İstanbul'da meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem. Deprem, öncelikle belirtmek istiyorum ki bu deprem bizim için çok ama çok ciddi bir uyarıdır. Aslında bu uyarı çok önceden yapıldı. Biz bunu daha önceden büyük tahribatlar görerek yaşadık. Adeta bize aklınızı başınıza alın, depreme karşı hazırlıklı olun, şehirlerinizi ranta ve betona kurban etmeyin diye bir mesaj veriliyor. Ne yazık ki biz bu uyarıları yeterince dikkate almıyoruz. İşte İstanbul'da 5.8 şiddetinde meydana gelen bir deprem hemen iletişimi kesti. İstanbul'la irtibat kuramadı birçok kişi. Daha büyük bir deprem meydana geldiği takdirde hangi tehlikelerle, hangi olumsuzluklarla karşılaşacağımızı şu anda kestirmek mümkün değil. Şu soruyu sormak hepimizin ister istemez aklına geliyor. Biz 1999 yılında, yani bundan tam 20 sene önce İstanbul'da, Sakarya'da, Bursa'da, Düzce'de çok büyük bir depremle karşı karşıya kaldık. Binlerce insanımız hayatını kaybetti. Şehirler neredeyse tamamıyla yok oldu. Peki biz bunun neticesinde ne yaptık? O anda aslında iyi hatırlıyorum ve kendileriyle de görüştüğüm zaman bu deprem o kadar ciddi bir psikolojik etki meydana getirdi ki bütün belediyeler ve devlet, hükümetler acil tedbirler almaya, acil dediğim günlük problemleri çözmek başta geliyor ama uzun vadeli tedbirler almayı da bir vazife olarak gördüler. Mesela o gün depreme hazırlık babında bir vergi konuldu. Bugüne kadar da 65 milyar aldığımız bilgiye göre 952 milyon lira civarında para toplandı. Peki bu para nereye gitti? Nasıl harcandı? Devlet borçlarının açığını kapatmak için mi kullanıldı? Yoksa israf mı edildi? Biz bunun hesabını sormaz ve bugünkü hükümet ya ben ne yaptım bu parayı diye düşünmezse depremi, bundan sonra depreme karşı hazırlık yapıyoruz lafları sadece havada kalır. Laftan ibaret, ileriye gitmez. Muhterem arkadaşlarım, İstanbul 1999 yılında deprem meydana geldiğinde İstanbul'da, İstanbul Belediyesi o zaman Milli Görüş'ün yönetimindeydi. Çok ciddi adımlar atıldığını, çok ciddi mesafeler kat edildiğini, üniversitelerin, uzmanların çalışarak bir takım kararlar aldıklarına şahit oldum. Orada bir AKUM diye bir depreme hazırlıkla ilgili bir komite kuruldu. Üniversiteyle belediyenin uzmanları bir araya geldiler. Bir defa bir deprem master planı hazırlandı o dönemde. Depremin sadece binaların yıkılmasıyla ilgili bir hadise olmadığını, evet bunun çok önemli olduğunu, binaların sağlamlığının tetkik edilmesi gerektiğini, çürük binaların ayakta tutulmaması icap ettiğini belirlediler. Ancak depremle mücadele için teknik, sosyal, psikolojik,
finansal hazırlıklara ihtiyaç olduğu da belirlendi. Bu maksatla tam 493 toplanma alanı belirlendi İstanbul'da. İstanbul büyük bir şehir. O zaman nüfusu 15 milyon değil. Ama biz İstanbul'da böyle bir deprem meydana geldiği takdirde en büyük problemlerden birisi trafik olacak. Onu kimse düşünmüyor. Şu anda İstanbul'un trafiğinin içinden çıkılması mümkün değil. Ama en azından insanların kendilerine yakın bir yerde geniş toplanma alanlarına ihtiyaç olduğu belirtildiği için 493 alan tespit edildi. Şu anda bu alanlar ne oldu? 413'ünün yerine AVM'ler, rezidanslar yapıldı. Şimdi çıkıp diyorlar ki efendim yani bunlar elbette olacak. Biz boş alan tutamayız. Bir sürü parklar var. Ya bu affedersiniz ama yani depreme gayri ciddi bir yaklaşımdır. Ne demek birçok alan var? Sokaklar da var zaten. Herkes kapısının önüne çıkar bekler. Ama bu depreme hazırlık manasına mı gelir? Depreme hazırlık böyle mi yapılır? Toplanma yeri ne demek? Halkın bütün ihtiyaçlarının geçici de olsa rahatlıkla karşılanabileceği ve deprem riski yani binanın çökme riski olmayan bölge demek. Ama oranın suyu olacak, elektriği olacak, enerji verilecek, aydınlatma yapılacak, pis su atıkları gidecek, hastaneleri olacak, çadırlar kurulacak veya bilmem konteynerler getirilecek, yerleştirilecek. Kaç kişi için? Binlerce, on binlerce insan için. Siz bunu herhangi bir parkta yapamazsınız. Ne elektrik ihtiyacını, ne su ihtiyacını karşılayabilirsiniz. Bırakın hastanesini, bakım evini. Bu ciddi bir iş. Hangisi bunların ele alındı? Ne yazık ki deniyor ki biz ila nihaye boş alanları şehirlerde tutamayız. Biz böyle de bir kural yok zaten. Biz bundan dolayı deprem meydana geldiği zaman acil olarak ne yapacağız onları düşünürüz. Nasıl düşünüyorlar onu bilmeyiz. Ama maalesef siz deprem hazırlığını ranta kurban ederseniz çözüm bulmanız da mümkün değil. Her konuya böyle yaklaşıyor iktidar. Hep gece kondu usulü. Evet gece kondu da bir barınma ihtiyacını karşılar da gece kondunun tek problemi plansız yapılmasıdır. Yoksa gece kondular aslında ev olarak gidin bizim apartman dairelerimizden daha rahattır. Bahçesi var küçücük. Ama plansız yapıldığı için ne doğru dürüst yolu, ne elektriği, ne suyu, ne kanalizasyonu bunlar yok. Niye siz gece kondulara müsaade etmek istiyorsunuz, izin vermemek istiyorsunuz? Çünkü bunlar plansız yapılıyor ve halkın ihtiyaçlarını karşılamıyor. Şimdi biz bu mantıkla belediyelerin nasıl depreme karşı hazırlık yapacaklarını konuşuyoruz. Böyle konuştuğumuz zaman da maalesef bunları çözebilmenin imkanını ben şahsen göremiyorum. Şimdi İstanbul'da o dönemde yapılan bir iki noktayı daha söylemek istiyorum çalışmayı. Ben onu bilmiyordum. Öğrendim. O zaman İstanbul'da parsel bazında binlerce zemin etüdü yapılmış. İstanbul Üniversitesi ile birlikte. Zemin etüdü o kadar önemli ki çünkü neresinin çöküp çökmeyeceğini önceden az çok belirlemek mümkün. Sonra ya İstanbul'un esas problemi Sayın Cumhurbaşkanı ilk belediye başkanı olduğu zaman da dile getirmişti. Nüfus yoğunluğu. O zaman 12 milyon acaba biz bunu nasıl 8'e indiririz diye bir düşünce de ortaya atılmış. Sayın Cumhurbaşkanımız da bildiğiniz gibi o dönemde
Ya biz buraya pasaportla girilmesini sağlasak daha iyi olur. Çünkü giderek bu nüfusun altından kalkılamayacak kadar bir yoğunluk meydana geliyor. Bu hizmetleri görme imkanımız olmuyor, yetişmiyor demişlerdi. Ama ne yazık ki bu fikirlerin hepsi ortadan kalktı. Kentsel dönüşüm diye görünüşte çok mantıklı bir fikir ortaya atıldı. Ama arkasından belediyeler büyük bir maharetle kentsel dönüşümü rantsal dönüşüme çevirdiler. Böylece bu mesele bitti. Artık bu konuyla ilgilenen kimse de kalmadı. Şimdi neye döndü iş? Çekişmeye. Falanca insan da bu istişare toplantısına, koordinasyon toplantısına davet edildi mi, edilmedi mi? Herkes bunu konuşuyor. Ya biz Saadet Partisi olarak bile mutat toplantılarımızı üyelerimize hatırlatmayı bir vazife biliyoruz. Her toplantıyı mutat olmasına rağmen siz yani İstanbul'da, Ankara'da böyle koordinasyon toplantıları yapacaksınız. Sonra da diyeceksiniz ki efendim gelselerdi. Ya bu çok basit, çok yani ucuz bir mücadele metodu. Eğer böyle bahanelere sığınmaya kalkarsanız problemleri çözemezsiniz. Problemler çekişerek çözülmez. Problemler istişare ederek çözülür. Meseleler ortaya atılır. Müzakereler yapılır. Taban tabana zıt fikirler gündeme getirilir. Ama neticede en makulü kabul edilir. Onun üzerine yürünür. O makul olanı iktidara mensup olanlar mı, muhalefettekiler mi ortaya attı, bunun üzerinde durulmaz. Problemin çözümü böyle olur. Başka türlü olmaz. Üzüldüğümüz şey şu. Ülkemiz çok badireli bir dönemden geçiyor. Her sahada ciddi problemlerle karşı karşıyayız. Ama biz her problemi bir çekişme vesilesi haline getirmekte başarılıyız. Suriye'de problem var. Çekişiyoruz. Amerika ile problemlerimiz var. Çekişiyoruz. Ekonomi düze çıkmıyor. Çekişiyoruz. Eğitim bozuldu. Çekişiyoruz. Sağlıkta bir türlü altından kalkılamayan gelişmeler meydana geliyor. Çekişiyoruz. Ekonomi, işsizlik, o bambaşka bir şey. Orada hep ümit pompalıyoruz ama gene de çekişiyoruz. Deprem bile bizi birbirimize yaklaştırmıyor. Biz İstiklal Harbi'ni yaptık. İstiklal Harbi'ni yaparken farklı fikirlere sahip insanlar bir araya geldiler. Birinci mecliste her ırktan, her anlayıştan insanlar vardı. Ve bunlar İstiklal Harbi'ni başlattılar. Bunlar İstiklal Harbi'ni başarıyla neticelendirdiler. Bir koordinasyon sağlandı, birlik sağlandı. Biz aynı birliği bugün sağlayamazsak bugün içine sürüklendiğimiz badirelerden kurtulma şansımız yok. Ben bunu göremiyorum. Burada bunu da tekraren vurgulayarak sizlere ifade ediyorum. Bugün içine sürüklendiğimiz problemlerden kurtulmamızın çaresi bir araya gelmektir. Deprem bile bizi bir araya getiremiyorsa o zaman bizim bütün düşüncelerimizi, tavrımızı yeniden gözden geçirmeye ihtiyacımız var manasına gelir. Farklı fikirler bizi zenginleştirir aslında. Güçlendirir demektir bu. Yoksa başımıza geleceklerin bundan sonra daha da büyüyerek bizi etkileyeceğini göz ardı etmemeliyiz diye düşünüyorum. Tabii bu BAP'ta son olarak iktidarın açıkladığı ekonomi paketi ne temas etmek istiyorum.
Ekonomi tıkandıkça iktidar sürekli olarak yeni paketler açıklıyor ve bu açıklamalarla da ekonominin nabzını düşüreceğini ümit ediyor. Hele de son açıklamalar bizi bayağı sevindirdi, ümit var etti. Niye? Çünkü ekonomimiz uçuşa geçmiş. Öyle diyorlar. Bizde de şöyle bir kanaat var. Ya ekonomi uçuşa geçti değil, zaten havada da inecek yer bulamıyor. Nereye ineceğini bilemiyor. Sağlam bir zemine oturması icap eder ekonominin. Uçmak değil. Ve Sayın Ekonomi'den sorumlu bakan da ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtıyoruz diyor. Allah muhafaza. Ardından da ekliyor. Elektriğe 14,90 zam. Niye 14,90 önemli? Çünkü piyasalara giderseniz fiyatların düşük gösterebilmek için hiçbir zaman 90 lira demez. 89,5 der. Şimdi de 14,90 diyor. 15 demiyor. 15 olmaması da sevindirici bir durumdur belki de. Yani vatandaşlar bunu ne kadar böyle kabul eder bilmiyorum. Son zamla birlikte yalnız gördüğümüz bir manzara var. Elektriğe 5. defa zam yapılmış. Doğalgaza da 5. zam yapıldı. Allah 6.'dan muhafaza etsin. Gerçi senenin sonuna neredeyse geldik. Herhalde bu seneyi 5 ile atlatmayı tercih ederler. 6.'ya teşebbüs etmezler diye ümit ediyoruz. Ama açık büyürse ne yapacaklarını da bilemeyiz. Bu açıklanan zamlar ve tablo bile ekonomimizin halini göstermeye yeter diye düşünüyorum. Hep çare üretiyoruz, uçuşa geçiyoruz derken neticeye baktığımızda dağ hep fare doğuruyor. Yani Sayın Bakan kimi ikna etmeye çalışıyor bu ifadelerde bilmiyorum. Yani dışarıda Türkiye'de yatırım yapmayı düşünen sermayedarlara mı, halka mı, Sayın Cumhurbaşkanı'na mı birilerini ikna etmek istiyor? Yatırımcıları mı ikna etmeye çalışıyor? Bunu anlamakta zorluk çekiyoruz. Biz baştan beri ekonomiyle ilgili söylediğimiz birkaç tane temel prensip var. Bunu bir defa daha tekrar edeceğiz. Etmekten de usanmayacağız. Çünkü bunun başka çaresi yok. Bir aile bile ekonomik sıkıntıya düştüğü zaman masraflarını asgariye indirir. İsraf etmez. Birinci meseledir. Ekonominin düzelmesini istiyorsanız israftan vazgeçeceksiniz. Sıkıntı ne? İsraf ne diye soruyorlar. İtibarımızı yükseltmek için yaptığımız harcamalar israfın içine dahil edilmiyor. Lüks arabalar, kimsenin geçmediği yollar, köprüler, uçakların inmediği havaalanları, İnşallah İstanbul kanalından vazgeçmişlerdir diye ümit ediyorum ben. Çünkü son zamanlarda lafı edilmiyor ama sessizlik her zaman hayra yorulmamalı diye de düşünüyorum. Endişemiz var. Bize doğrudan doğruya ekonomiye katkı sağlamayacak her harcama israftır. Eğer ekonominin düzelmesini, işsizliğin ortadan kalkmasını istiyorlarsa bütün imkanlarımızı, ne varsa tamamını üretime tahsis etmek mecburiyetindeler. Üretim artmadan ekonomi düzelmez. Üretim artmadan işsizlik ortadan kalkmaz. Üretim artmadan dış ticaret dengesi düzelmez. Üretim artmadan vergiler de artmaz. Tamamen iş geliyor, üretime dayalı yatırımları artırmaya dayanıyor. Onun için Türkiye'nin ekonomide çok acil reformlara değil, anlayış değişikliğine ihtiyaç var kanaatindeyiz. Bu ülke hepimizde,
İktidar da söylüyor. IMF ve McKinsey reçeteleriyle düzelmez. Doğru. Ama siz IMF'nin ve McKinsey'nin kapısına gitmeden onların size telkin edecekleri politikaları izlerseniz ha gitmişsiniz ha gitmemişsiniz. Hiçbir mantığı olmaz. Geçmişte de IMF'ye olan borcumuz bitti diye çok övündük. Ama IMF politikalarını izlemekten bir türlü vazgeçmedik. Çünkü mesela IMF gelir dağılımında adalet diye bir nosyonu yok. Sıkıştığın zaman nerelerden tasarruf edeceğin söyleniyor. Önce de üretime dönük yatırımlar işin başına geliyor. IMF'nin ortakları belli. Zengin ülkeler, güçlü ülkeler, ekonomik yönden. Zayıf ülkeleri ezip sömürme IMF'nin de McKinsey'nin de bir numaralı politikası. Ama siz onlara danışmadan onların politikalarını izlerseniz işte o zaman bu meselenin üzerinden çıkamazsınız. Türkiye'yi düze çıkaracak politikaları da izleyemezsiniz, gündeme getiremezsiniz. Ben sözlerimi burada tamamlamak istiyorum. Hepinize beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Varsa sorularınız onu alacağım inşallah. Buyur. Evet. Tabii. Evet. Neden duydular? Onlara sormak lazım da bize sorarsanız 40'ı az söylemişler. Biraz yüksek söylemişler yani daha doğrusu. Bunu ona indirmeleri, onun altına çekmeleri gerekir. Biz yıllarda diyoruz ki ya %10 barajı kalksın. Bir gün gelecek AK Parti %10 barajına muhtaç hale gelecek. Böyle giderse. Bu neyin ifadesidir? Çaresizliğin ifadesidir. Onun için %40+1 muhalefetten gelsin. Muhalefet niye böyle bir öneriyi getirsin? Yani bu yaklaşım ümit verici yalnız. Ben öyle görüyorum. Çünkü artık %40'ların üstünü düşünüyorlar ama o bile zor. Yarın ya bu iş %30'da da olsa olur diyecekler. Sonunda da gelecekler bizim dediğimize. %10 barajını ortadan kaldırma ihtiyacını duyacaklar. Ümit ederim ki fazla uzamadan %10 barajı ortadan kalkması için bir mutabakat sağlanır. Efendim? Ya bu yüzde hem onu ya Türkiye'nin gidişatı yani halkın güveni kaybolunca azla çoğu idare etme havası oluşuyor. Çok az bir oyla çoğunluğu idare etme. Halbuki bunu getirirken o kadar mühim bir Türkiye çok geçmedi ya bir sene oldu yani. Çok önemli bir adım attı Türkiye. Güya demokraside, anlayışla, yönetim anlayışında. Biz o zaman ikazlarımızı yaptık. Böyle bir politika doğru bir politika olmaz. Bir kişiye bütün yetkileri vererek Türkiye'de siz halkın iradesini yansıtamazsınız yönetime. Çoğunluk bile olsanız azınlığın haklarını korumayan bir yönetim zaten mutlaka baskıcı bir yönetim haline dönüşür. Şu anda bunu görüyorlar. Eskiden %51+50+1 olursa 49'u biz canını okuruz diyorlardı. Çünkü şöyle bir mantık var. Kendileri gibi düşünmeyen herkes hain ve düşman bu ülkede. Tarifleri onlar yapıyorlar, biz değil. Biz de diyoruz ki yapmayın ya, böyle bir mantık olmaz. Sizi bugün destekleyenler, siz onların problemlerini çözemezseniz. Dertlerine derman olamazsanız yarın sizin karşınıza geçerler.
Sizin karşınıza geçenler sizin düşmanınız olduğu için geçmiyorlar. Problemleri çözemediğiniz için geçiyorlar. Halk kendi derdiyle dertlenen, kendi derdine derman olan yönetimleri iktidarda tutmak ister. Bugüne kadar bir algıyla gelindi. Borca dayalı bir ilerleme var intibağı doğruldu. İnsanlar borçla ev sahibi oldular. Borçla araba aldılar. Borçla, üzülerek ifade ediyorum, hacca gittiler. Borçla düğün yaptılar. Bugün bile çıkın, bankalara gittiğiniz zaman çok ucuz faizlerle neler yapabileceğinizi size anlatıyorlar. Borca dayalı bir ekonomi çökmeye mahkumdur. Ve bundan dolayıdır ki halkın derdiyle dertlenip onu çözemezseniz döner işte 40+1 derseniz, yarın 30'un üstü dersiniz, sonra da bizim dediğimiz noktaya gelir, %10'a razı olursunuz. Benim kanaatim bu. Evet, başka bir soru yoksa teşekkür ediyorum, hayırlı günler diliyorum.